Müjde, sen de futbolla ilgileniyor musun? Büyük. Ne kadar? İkinci lig takımlarını biliyor musun? Bir iki senedir hayır. Hiç bakmıyorum artık. Ama genelde. Sen önce biliyor muydun ikinci ligi falan? Tabii tabii. Gerçekten mi? Ben yani neyse, o konuya girmeyeyim. Evet, izliyordum. Yani evde bizim ne zaman bu özel futbol mecraları çıktı işte izlemek için. O birinci eve ben aldım onu babama söyleyip lütfen maç seyredeceğiz diye. Birincilikler, ikincilikler hafta sonu gelsin maç seyredeyim, yaz bitsin, ara bitsin. Maç seyredeyim. O kadar futbol. Takım, o kadar bütün ya. Maçları seyrediyorum bir de. Yani sırf tuttuğum yani takımın değil. Öyle mi yani? Tabii yani bir doğum günümü Beşiktaş çarşıda kutlamışlığım var. Bayağı üçlü çektirip falan oradan maça gitmeler falan öyle. Beşiktaşlı mısın? Şu an sakinledim. Ya ben o konu biraz karışık şu an benim için. Biraz kendimi geri çektim, düşünüyorum. Kendimi dinliyorum o konuda. Biraz moralim bozuldu. Ama futbol konusunda bence biraz geri çekilme bütün ülkede de var. Evet. Var, değil mi abi? Var tabii tabii. Herkes mi kendini geri çekti yani? Yani şu şey oldu. Biraz izlemekten iş. Falan zevk alıyorum ya, öyle söyleyeyim. Ben bazen şey oluyorum abi. Acaba büyüdük diye mi böyle, yoksa yok. Futbol şu an ilgi çekmesi çok zor bir alan yani. Sen burada yorumcusun ama sıkıntı, herkes mi geri vites yaptı yani? Tribünlerden belli zaten. Evet. Gerçekten de öyle. Yani ben kendimden bile, ben çok iyi bir futbol izleyicisiyim. Bazen mesela maçın olduğunu bile unutuyorum, evet, mesela. Maç. Böyle değildik. Değildi. Gerçekten evet. Öyle değildi yani. Hiçbir şeyi kaçırmıyordum. Şimdi ya. Gücünü ona göre ayarlarsan hafta sonu. Tabii evet. Ki de. Bir de çok maç var artık ya. Geçen cumartesi saydım, git gelli ve hızlı kaydediyorum. Bir de 14 tane maç seyretmişim. Yani o kadar çok maç var ki. Hepsini izliyorsun abi. Yani izlemen de lazım seçiyorum, gibi. Seçiyorum, seçiyorum. Süper Ligi'ni kaçı televizyonda bizzat senin tarafından yorumlanıyor? Kaçının yani, pazartesi günü hepsini konuşuyoruz. Evet. Ya, maç sonu maç sonunda Rıdvan evet. Hoca çıkıyor bizde. Rıdvan Hoca ile Güntekin yapıyorlar programı. Ben pazartesiden itibaren. Toplu değerlendirme. Bayağı genel toplu değerlendirme. Aynen. Toptan, haftayı yani. Toptan evet. Toptan. Yani. Ben neyi gözlemledim biliyor musunuz? Eskiden ben küçükken, yani bizim büyümemizle de çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Aynı ilgiye sahibim çünkü. Ama iş ne zaman biraz daha ticarete girdi, ben o zaman biraz böyle küsmeye başladım mevzuya. Bir de takım kadrosunu sayamıyorsun. Yani şimdi eskiden mesela Metin, Ali, Feyyaz, Rıza falan evet. Bilirdin o kadroyu, evet. Anlatabildim mi? Şimdi her sene değişiyor. Evet. Bağlantı kurmak çok zorlaşıyor. Aynen. Bağ kurma seviyoruz biz. Bağ kurmayı istiyoruz. Ben şahsen öyleyim. Aynen öyle. Ve artık o kim, bu kim, nereden geldi, niye geldi biliyorsun ki başka sebeplerden o transferler yapılıyor. Ne de olsa bu da değişecek diyorsun. Biraz da aslında evet. Öyle. Futbolcuya da evet. Bağlanamıyorsun. Evet. İşte Hacı diyordun, 6 sene ezledin adamı yani işte. Hı. Ne bileyim Alex diyorsun. Alex diyorsun bir şey. Şimdi biliyorsun ki bu sene burada olan adam seneye belki bambaşka bir yerde olacak. Zaten çok da bir şey oluyor. Bir de Çin diye bir şey çıktı. Çin diye bir şey. Çin'e gidiyor herkes Çin'e. Çin futbolu şu an şey oldu. Çinliler futbolu buldu ya. 2015'te falan. Bütün paralarını futbola vermeyi mi buldular abi? Ne ya bu? Buldu. İşte Burak kurtardı kendini. Allah bereket versin. Şahane de oynuyor. Tebrik ediyorum. Atıyor da değil mi abi? Çok da severim. 16 gol atmış ya bu sezon. Helal olsun. Çok iyi, çok iyi. İyi, güzel ya. Çok olsun. Olsun.